Medine'de yaşayan bir zat var. Seyyid Adem Efendi ismi de Medine'nin salih kullarından birisidir. Böyle esmerdir. Onunla birkaç böyle resmimiz falan da var. Belki kardeşlerimiz görmüş olabilir. Umre'deyken, hacdeyken çektiğimiz resimlerimizden. Bana dedi ki, ben dedi bir gece dedi bir rüya gördüm dedi. Böyle Medine'deyim dedi. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kapısının önüne gidiyorum dedi. Yani burada Ravza-i Mutahhar'da ama o eski zaman, Efendimizin zamanı Aleyhisselatü Vesselam. Dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısını açıyorum, çalıyorum. Çaldıktan sonra dedi bir hanımın yani bir bayanın kapıyı açtığını tahmin ettiğim için dedi arkamı döndüm. Yani edeben bakmamak için arkamı döndüm. Dedi içeriden bir bayan sesi dedi ki Adem niye sırtını döndün dedi. Diyor dedim ki siz Resulullah'ın hanımısınız. Edeben sırtımı döndüm dediğimde diyor dedi ki sen bizim evladımızsın. Yüzünü bize dönebilirsin gel içeri gel dedi diyor. Yani diyor döndüm ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerden annelerimizden birini gördüm diyor. Bu da tabii Seyit'tir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden geldiği için böyle bir rüya görmüş. Seyyidam Kaddesallahu Aleyhi Aziz bundan yıllar önce böyle Medine'ye ben bir umreye tek başıma geldiğimde bana git ve Seyyid Adem'le görüş. Onun işte yerini tarif etmişim mescidin şurasında oturuyor diye. Sonra telefon numarasını verdi. Bir de dedi ki zencidir, siyahtır dedi. Siyahtır ama içi beyazdır dedi. Yani bunu bir o şekilde git diye. Ben de hakikaten Medine-i Münevvere'ye vardığımda Ala Sakin Abdülsalatü Vesselam aradım. Bulunduğu yeri tarif etti bana gittim. Ziyaret ettikten sonra kendimi tanıttım. Sonra dedim ki Seydam sizi tarif ederken dışı siyah ama içi bembeyaz olan birisidir. Sizi öyle tarif etti dediğimde Seyyid Adem Efendi döndü dedi ki Burhaneddin Efendi'nin dedi hem içi beyaz beyazdır hem de dışı bembeyazdır dedi.